Arkadaşlar herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Daha önce size söz vermiştim. 60 adet yumurtayı kuluçka makinamıza koyacaktık. Maalesef 60 tane koyamıyoruz. Yaklaşık 35, 40, 45, 50, 56, 58. 2 tane eksikmiştim. Problem değil. Şöyle yapacağız. Bas dramalardan o en iyi 1 artı 1 veya 2 artı 1'den tekrardan bir 15-20 tane kendimize koyacağız. Onlara özel bakacağız. Yine burada şöyle göstereyim. Salmon brahmalara yıldız işareti koydum. Ne kadar çok üzerine basabilirsin görükmezse. Yıldız işareti koydum. Bunları çıkıma alırken ayrı bir kutuya koyacağız. Orada çıkacaklar. Bunlara özel bakacağız. Bu arada çekilişimiz var. Unutmayın. Bu açıklamalar kısmına çekiliş linkini bırakacağım. Orada kuralları öğrenip çekilişe katılabilirsiniz. Elektrik malum çok pahalı. Ne yapacağız bilmiyorum. Ana kucağımızı da çalıştıracağız. İlerleyen zamanlarda belki 5-6 tane Hint tavuğu alıp bunların altına bizim Brahma yumurtalarını sürebiliriz. Anlatacaklarım bu kadar. Bunu koyalım. Bu arada bugünün notunu siz alın. 18 gün sonra çıkıma alacağız. 18, yani 17. günde, 18. günde lütfen bana yorumlarda belirtin. Abi yumurtaları çıkıma alın. Şöyle yapalım dostlar. Biliyorsunuz biz en iyi 1 artı 1'den en iyi Brahma civcivleri üretecektik. O 1 artı 1'in yumurtalarına yaklaşık 10-15 tane kuluçka makinamıza koyarken kuluçka makinasına yumurta nasıl koyabiliriz? Neler yapmalıyız? Bunları videolar eşliğinde size anlatırım. Böylelikle bilmeyen dostlarımız sayemizde öğrenmiş olur. Hazırsanız yumurtaları kuluçka makinesine koyalım ve yaklaşık 21 gün bekleyelim. Sizi şöyle kameraman hanım şöyle alayım sizi. Şimdi bizi şeyi koymadık, unuttuk. Video çekeceğiz diye heyecanlandık. Şöyle yerini çeker misin tekrardan yumurtaları? Şu aralara peçete koyacaktık. Unuttuk. Bakalım kaç tane çıkacak. Bu arada yumurtalar totalde 7-8 günlük. 9 günlük olan da var. Bakalım şansımız yaver gidecek mi? En çok merak ettiğim Bah Brahmalar. Çünkü Bah Brahmalar yurt dışından da isteyenler var. Bakalım kaç adet, yani yüzde kaç randımanlı çıkacak Bah Brahmalar. Şunlar Reis'in Black Modlet yumurtaları, küçük olanlar. Bunu böyle yapıyoruz ki yumurtalar sağa sola hareket etmesin. Hareket ederse yumurtalar patlayabilir. Şöyle bu kaç numara? 4 numara. 4 numara nerede burası? Şöyle koyalım. Bu kaç numara? Bu 26 numara, bir öyle bir numara yok. Bunda numara yazmıyor ama şöyle koyalım. Bu aslında 2 numara, başlangıcı 2 numara değil mi? Şunu pazarlasak 2 numara. Şöyle bilmeyen dostlarımıza göstereyim. Şu kuluçka makinasının ısı değeri normalde 37.5 olursa idealdir. Bakın yavaş yavaş yükseliyor. Bu da nem. Şöyle söyleyeyim, bu nemi biz yazın %55 yapıyoruz. Kışın %60-65 arası yapabiliriz. Neden böyle yapıyoruz 60-65? Kışın nem olmadığı için fazla yüksek nemde kalmalı ki yumurtalar kurumasın. Kurursa civcivler yumurtadan çıkmaz. Yazın 55 yaparsak, hatta bir bakalım bizim en son kaçta bırakmışız. Evet, en son 55'te bırakmışız. Isıya bakalım. Gösterge düzelsin. Şöyle yapalım.
37.5. Evet, aynen. 37.5 normal, ideal bir ısı. Birazdan zaten yaklaşık 2 dakika sonra ısıyı yakalayacaktır. Böyle karanlık çıkabilir. Şöyle mi gelelim? O zaman sizi şöyle alayım hanımefendi. Evet dostlar, biz bugünlük bizden bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, önerilerde bulunmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Desteğiniz şart. Lütfen 18 gün sonra abi, hatta bizim burada şeyimiz de var. Normalde ben hani şuraya yazıyorum. Yapışkanlı, bakın şöyle yapıyorum. Örnek veriyorum. Bugün ayın kaçıncısı mı? Üçü herhalde. 6. ayın 3'ü mü? 5. ayın 3'ü mü? 5. ayın 3'ü. 0, 3, 0, 4 müydü, 5 miydi? 5. 22 diyoruz. Bu sepete koyum tarihi diyoruz. Bunun üstüne 18 gün ekliyoruz. Ne yapıyor? 21 yapıyor. 21, 0, 5, 22. Sepete çıkım tarihi deyip şöyle şuraya ben yapıştırıyorum. Farklı yapanlar var. Kağıt tutanlar var mesela. Ben böyle yapıyorum. Böyle daha güzel oluyor. Hemen buradan gelip kontrolümü yapıyorum. Kaçtım. Bu arada numaraları yazmadım. 2 ile 4'tü. 2 ile 4 numarayı diyorum. Aynı 21'inde çıkıp sepetine alacağım diyorum. Böylelikle unutmamış oluyorum. Bunu yapmayacağım. Bunu yapmıyorum. Bunu atacağım. Lütfen siz belirsin. Çünkü bu makina, bu kuluçka makinası, bu kümesler, bu civcivler, bu yumurtalar hepsi sizin, benim değil. Ben sadece aracıyım. Ben sizin işçinizim. Bu kanal sizin, hepimizin. O yüzden sorumluluk hepimizin olsun. Bugünlük bizden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.